Merhaba. Bu videomuzda ana hatlarıyla İslamiyet'in doğuşundan bahsedeceğim. Bugün dünya nüfusunun neredeyse dörtte biri Müslüman. Ya gerçekten İslam kimliğini benimsemiş olarak yaşıyor ya da İslami geleneğin içinde doğup büyüyor. Bu yüzden anlatacağım şeylerin sadece Müslümanlar için değil, İslam kültürünü benimsemiş bir topluma mensup olan olmayan, kendini bu kültüre ait ya da yakın hisseden hissetmeyen, kendini Müslüman olarak tanımlayan ya da tanımlamayan herkes için faydalı olacağını düşünüyorum. İslamiyet daha en başında İslam peygamberi Hazreti Muhammed'in yaşayışı ve kendisine Allah tarafından gönderilen vahiyler ekseninde şekillenmişti. İslam ve teslim sözcükleri, aradaki fonetik benzerliğin yanı sıra anlamsal olarak da birbiriyle alakalıdır. Diğer bir ifadeyle İslamiyet ve teslimiyet kelimeleri etimolojik olarak kardeştir. Hazreti Muhammed'e vahyedilen birçok ayette Allah'ın birliğinden, putlara tapınmanın haram olmasından ve Allah'a teslim olmaktan söz edilir. Süreci daha anlaşılır hale getirmek ve Hazreti Muhammed'in İbrahimi dinler tarihindeki yerini daha net ortaya koymak adına ana hatlarıyla bir tarih cetvelini görüyoruz. Evet, burada Tevrat ve İncil'de adı geçen başka önemli isimler de var. Tabii bu yalnızca Musevilik ve Hristiyanlığa atıfta bulunmak için yapılmadı. Asıl sebep, İslamiyet'in Hazreti İbrahim, Hazreti Musa ve Hazreti İsa'nın asli öğretilerini de kabul ediyor ve onları da Hazreti Muhammed'den önceki peygamberler olarak tanıyor olması. Diğer bir ifadeyle, Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim'in Allah tarafından gönderilen son kutsal kitap olduğuna inanırlar. Hazreti Muhammed, 6. yüzyılda bugünkü Suudi Arabistan topraklarında dünyaya gelmişti ve o tarihlerde Arabistan oldukça ilginç bir coğrafya görünümündeydi. Hatırlarsanız farklı videolarda birçok kez Akdeniz etrafında ya da Mezopotamya ve İran topraklarında kurulmuş imparatorluklardan söz etmiştik. Keza Hazreti Muhammed'in yaşadığı dönemin siyasi sınırlarını gösteren bu haritaya baktığımızda Bizans, diğer adıyla Doğu Roma İmparatorluğu ve Sasani ya da II. Pers İmparatorluğu gibi güçlü devletlerin bu coğrafyada hüküm sürdüğünü görüyoruz. Ne var ki Arabistan o yıllarda henüz siyasi ve ulusal bütünlüğünü sağlamış bir ülke durumunda değildi. Büyük ölçüde kabilelerden, aşiretlerden oluşuyordu. Dolayısıyla Hazreti Muhammed'in doğup büyüdüğü topraklar resmi devlet hukukuna değil, asayişin iptidai yöntemlerle sağlandığı, şiddetin ve kan davalarının sıradanlaştığı kabile hukukuna, yani törelere tabiydi. Dönemin Arap kabileleri, sosyal ve iktisadi yaşam biçimleri bakımından iki ana grupta toplanıyordu. Göçebe hayatı yaşayan Bedevilerin temel geçim kaynağı hayvancılık ve ticaretti. Kurak çöl ortamında hayvanlarını otlatmaya elverişli araziler bulabilmek için sürekli yer değiştirmek zorundaydılar. Hadariler ise Mekke gibi vaha çevrelerinde yani ziraate elverişli bölgelerde yerleşik hayat sürdüren, geçimini tarım ve ticaretle sağlayan kimselerdi. Arap Yarımadası'nın büyük ölçüde çöllerle kaplı olduğunu düşünecek olursak, böyle araziler bulmak gerçekten zor. Hazreti Muhammed, Mekke'nin tanınmış önde gelen bir ailesine mensuptu. Şehrin kontrolünü elinde bulunduran Kureyş kabilesinde dünyaya gelmişti. Mekke gibi bölgenin dini merkezi durumundaki bir şehirde hakim güç olmak bir kabile için çok şey ifade ediyordu. Bu fotoğrafta gördüğünüz yapı bugün de varlığını sürdüren ve İslam inancında önemi büyük olan kıble kabul edilen Kabe. Bu yapının içi o yıllarda putlarla doluydu ve bunlar dönemin putperest Arap kabileleri için büyük önem arz ediyordu. Kendi inanışlarındaki hac görevini yerine getirmek üzere Arap Yarımadası'nın dört bir yanından Mekke'ye gelen insanlar, şehrin ekonomisine de ciddi bir katkı sağlıyorlardı.
Hazreti Muhammed sadece Mekke'nin en güçlü kabilesine değil, aynı zamanda kabile içindeki en güçlü zümrelerden birine ve hatta bu zümreler arasındaki en nüfuzlu aileye mensuptu. Fakat tüm bunlara rağmen hayatının ilk yılları hiç de kolay değil. Aksine oldukça zor geçmişti. Babası Abdullah, o doğmadan çok kısa bir süre önce vefat etmişti. Annesi Amine ise o henüz 6 yaşındayken hayata gözlerini yummuş, sonrasında Hazreti Muhammed'in velayeti ve vesayetini dedesi Abdülmuttalip üstlenmişti. Doğrusu kabile ortamında, hele ki zamanın şartlarında, öksüz ve yetim kalmış bir çocuğun işi epey zordu. Çevresindekiler onun sadece temel ihtiyaçlarını karşılar, hayatta kalmasını sağlarlardı. Fakat Hazreti Muhammed 8 yaşına geldiğinde dedesini de kaybetti ve amcası Ebu Talib'in himayesine geçti. Çocukluk ve gençlik yıllarını tüccarlık yapan amcasıyla geçiren, deve kervanlarıyla uzun seyahatlere çıkan Hazreti Muhammed, yıllar içinde ticaretin inceliklerini öğrenmiş ve nihayet doğruluğu ve dürüstlüğüyle adından söz ettiren saygın bir tüccar olmuştu. Çevresindekiler onun adını dürüst, güvenilir anlamlarına gelen El-Emin ve El-Sadık sıfatlarıyla anıyorlardı. Hazreti Muhammed 25 yaşına geldiğinde ilginç bir şey oldu. Muazzam bir ticari varlığı elinde bulunduran, Mekke'nin en zengin kadınlarından biri olan 40 yaşındaki Hazreti Hatice, Hazreti Muhammed'e Suriye ticaret kervanının başına geçmesi için teklifte bulundu. İşinin ehli ve güvenilir olduğunu herkese kanıtlamış bu genç tüccarın kişiliği ve başarısından oldukça etkilenen Hazreti Hatice, çok geçmeden kendisine bizzat evlilik teklif etti. Hazreti Muhammed bu teklifi kabul etti ve Hazreti Hatice ile evlendi. Aslına bakarsanız bu evliliğin Hazreti Muhammed'in hayatında bir dönüm noktası olduğunu söylesek yanlış olmaz. Zira sonraki videolarda da göreceğimiz gibi Hazreti Hatice yıllar sonra Hazreti Muhammed'in peygamberliğine, ona Allah tarafından vahyedilen ayetlere tereddütsüz inanan ilk kişi olacaktı. Hazreti Muhammed evlendikten sonra yıllarca eşi Hazreti Hatice ile çalışmaya, hatta kimi İslam kaynaklarına göre eşi adına ticaret yapmaya devam etti. Miladi 610 senesinde ise çok daha ilginç ve sıra dışı bir şey oldu. Artık 40 yaşında olan Hazreti Muhammed, Mekke dolaylarındaki bir mağarada inzivaya çekilmiş ibadet ederken kendisine Allah'ın ilk ayeti, İlk buyruğu vahyedildi. Sözünü ettiğim yer Hira mağarası. İşte şu fotoğraftaki Cebel-i Nur, yani Nur Dağı'nda bulunuyor. Daha yakından çekilmiş bu fotoğrafta da Hira mağarasının ağzını görüyorsunuz. Allah tarafından gönderilen ilk ayetler şöyle diyordu. Yaradan Rabbinin adıyla oku. O, İnsanı alaktan yarattı. Oku, Rabbin sonsuz kerem sahibidir. O, kalemle öğretendir. İnsana bilmediklerini öğretmiştir. Bu noktada hemen bir parantez açayım. Buradaki oku sözcüğü, Arapça'da ikra olarak geçiyor ve mevcut bir metni okumaktan ziyade yüksek sesle ezberden okumak, bir fikri, bir buyruğu başkalarına nakletmek anlamlarını ifade ediyor. Oysa Hazreti Muhammed kendini böyle ulvi bir görevi yerine getirebilecek, Allah'ın buyruklarını başkalarına layıkıyla aktarabilecek yeterlikte görmüyordu. Bu yüzden de Hira mağarasında yaşadıkları onu hem çok korkutmuş hem de derin bir endişeye sevk etmişti. Doğruca eşi Hazreti Hatice'nin yanına gidip olanı biteni anlattı. Eşini can kulağıyla dinleyen Hazreti Hatice, bu sıra dışı olayı İbrahimi dinler konusunda bilgi sahibi başka bir kişinin de dinlemesinde fayda gördü ve Hazreti Muhammed'i Hristiyan kuzeni Varaka bin Neffel'e götürdü. Hira mağarasında yaşananları öğrenen Varaka bin Neffel, Hazreti Muhammed'i teskin etti
öğrendikleri ışığında onun tıpkı Hazreti İbrahim, Hazreti Musa ve Hazreti İsa gibi Allah tarafından görevlendirilen bir peygamber olduğuna inandığını söyledi. Bu görüşme, Hazreti Peygamber'i bir ölçüde rahatlatmış, sakinleştirmişti. İlkinden sonra Hazreti Muhammed'e bir müddet hiç vahiy gelmedi. Sonrasında peş peşe gelen vahiyleri ise uzunca bir süre hiç kimseyle paylaşmadı. Fakat yaklaşık 3 yıl sonra Allah'ın o zamana dek kendisine vahyettiği tüm buyrukları çevresindeki insanlara bildirmeye, onları ayet ayet tebliğ etmeye başladı. Ayetlerde Allah'ın bir oluşuna, Allah'tan başka ilah olmadığına sıklıkla vurgu yapılıyordu. Tek tanrı ya da tek ilah fikri toplumun özellikle yoksul kesimi tarafından gayet cazip bulunuyor, rağbet görüyordu. Tabii aynı şeyi Mekke'deki hakim çevreler için söylemek mümkün değildi. Tam aksine, şehrin hali vakti yerinde varlıklı kesimi için dünya adeta bu putların etrafında dönüyordu. Elbette sadece itikadi anlamda değil, aynı zamanda iktisadi anlamda. Başta da söylediğimiz gibi, hacı olmak üzere bölgenin dört bir yanından Kabe'ye gelen putperestler Mekke'nin ekonomisini ihya ediyordu. Düşünsenize, şehirde hüküm süren koskoca bir kabile var. Kureyş kabilesi. İktisadi bakımdan çok güçlüler. Yani zenginler ve iktidarlarının devamlılığı mevcut düzenin devamlılığına bağlı. Fakat bir gün içlerinden biri çıkıyor ve tapındıkları Hübel'in, yani Kabe'deki en büyük putun hiçbir kıymeti olmadığını, insanların kendi elleriyle yaptıkları putlara ibadet etmelerinin yanlış ve hatta sapkınlık olduğunu söylüyor. Böyle bir ortamda Allah birdir ve yalnızca ona ibadet edilir diyen birini Kureyşlilerin hoşgörüyle karşılamasını beklemezsiniz, değil mi? Zaten hoşgörüyle karşılamak şöyle dursun, bu fikri açık bir tehdit olarak gördüler ve yayılmasını engellemek için katliam ve işkenceler dahil her türlü zulme başvurdular. Allah'ın birliğine, Hazreti Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğuna inananları sistematik olarak katletmeye başladılar. İlk Müslümanlardan birçoğu Mekke'den, bugünkü Eritre ve Etiyopya topraklarında bulunan Aksum Krallığı'na, diğer adıyla Habeşistan'a göç etmek zorunda kaldı. Habeş Kralı bu en zor zamanlarında ilk sahabilere kucak açmış, onları Kureyş kabilesinin katliamlarından, zulüm ve işkencelerinden korumuştu. Ne var ki Hazreti Peygamber için daha da çileli zamanlar kapıdaydı. 619 senesinde çok sevdiği, muazzam bir değer atfettiği eşi Hazreti Hatice'yi kaybetti. Allah Resulü onun hayatında ne kadar ayrı bir yeri olduğunu, zihninde ne kadar derin izler bıraktığını bir hadisinde şöyle anlatıyor. Allah-u Teala bana ondan hayırlısını bahşetmedi. İnsanlar bana şüpheyle yaklaşırken o inandı. İnsanlar benden mallarını esirgerken o servetini benimle paylaştı. Allah bana yalnızca ondan çocuk ihsan etti. Evet, sanırım bu konuda bir fikir vermiştir. Yeri gelmişken hemen şunu da söyleyeyim. İslami çerçevede hadis kelimesi, Hazreti Peygamber'in hem kendine ait sözlerini hem de davranışlarını ifade ediyor. Hazreti Muhammed'in aynı yıl içinde yaşadığı bir diğer sarsıcı şey ise, çocukluğundan beri kendisini koruyup kollayan, himaye eden amcası Ebu Talib'in de vefat etmesi oldu. Bu yüzden İslam literatüründe miladi 619 senesi hüzün yılı olarak geçer. Bu tarihe gelindiğinde İslam peygamberi yaklaşık 9 senedir Allah'tan vahiy almakta, insanları Allah'a iman etmeye çağırmaktaydı. Ne var ki o günler hiç de kolay geçmiyordu.